أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün inşallah konumuz ruh ve tesir alanı. Yani ruh konusu çok önemli bir konu. Üstünde durmak lazım. Hakikaten Bediüzzaman Hazretleri de diyor hayat-ı kalbiyeye ve ruhiyeye gir diyor. Hayat-ı kalbiye çok önemli. Hayat-ı ruhiye çok önemli. Çünkü şimdi birazdan da inşallah konuya girdikten sonra daha iyi vakıf oluruz. Ruhun tesiri ne kadardır? Ruh, yani Bediüzzaman'ın dediği gibi, yani bazı şeyler var, direkt olarak kudret-i ilahiyeye bağlıdır. Sebepsiz. Yani bazı şeyler var, sebep birbirine bağlı. Esbab birbirine bağlı. İşte diyelim, suyu yağmurdan alırız, buluttan alırız. Bulut buharla meydana gelir. Bunun gibi sebeplere bağlıdır. İşte çekirdeği ekeriz, ağaç olur. Bunun gibi. Ama ruh direkt olarak Allah'a bağlıdır. Yani şu sebebe bağlıdır diyemeyiz. Direkt olarak. Aynı şekilde hayat da öyledir. Nur da öyledir, ışık. Yani rahmet de öyledir. Bunlar hepsi direkt olarak kudret-i ilahiyeye bağlıdır. Yer yer Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da bunları açıklar. Yani rahmet de öyle. Yani diyelim kainatta rahmet var. Bu rahmet nereden meydana geldi? Allah'tan başka kimseye bağlayamayız bu rahmeti. Direkt olarak Allah'a bağlıdır. Allah'ın bize iltifatına, işte bizi sevmesine, bize rızık göndermesine bağlıdır. Yoksa rahmeti hiçbir izahatı yoktur. Yani o meyvenin içinde olan o gıdaları koymuş, o vitaminleri koymuş, o bilmem neleri koymuş, hepsine ihtiyacımız var. Nasıl, kim koymuş? Direkt Allah'a bağlıdır. Allah'tan başka kimseye verilmez, verilemez. Bu manada. Ruh da öyle önemli bir konu. Çünkü ruh anlamamız lazım. Bediüzzaman Hazretleri de yer yer Risale-i Nur'da bunun üstünde duruyor. Yani ruhu direkt olarak Allah'a bağladığı gibi şey Risalesinde, Lemalar Risalesinde bir parça okuyalım buradan inşallah. Üçüncü lemada, ruhun önemi konusunda Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor. Şu dünyada zamanın fena ve zevali eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Zamanın diyor, zevali eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Yani eşyanın üstünde olan tesiri zamanın çeşitli çeşitlidir. Mevcudat, o mevcudat ise mütedakil daireler gibi birbiri içinde iken hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor. Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer. Aynı dairenin içinde saati sayan daire de, ibre de, şeyi de sayan, dakikayı da sayan, hepsi aynı dairenin içinde. Ama hızları ayrı. Saniyenin sürati ayrı, dakikanın sürati ayrı, saatin sürati ayrıdır. Fakat süratte birbirine muhaliftir. Öyle de insandaki cisim, nefis, kalp, ruh diyor, ayrı ayrı sürate sahiptir. Ruh daireleri öyle bir mütefavittir. Mesela cismin bakası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün. Cisim şu anda var. Bir adım geriye gidemeyiz bir adım atmadan, bir adım öne geçemeyiz bir adım atmadan. Yani o adımı atarak öne gideriz, arkaya gideriz diyelim. Ama ruh öyle değil, kalp öyle değil. Bir anda arşa gidiyor. Bir anda mele-i alaya gidiyor. Bir anda ruh bütün alemleri cevelan ediyor, geziyor. Hiçbir sınırı yok, hiçbir kaydı yok, hiçbir onu tutan bir şey yok. Ruhun hızı çok farklı. İşte diyelim saniye de aynı bile.
bir dakika atlayana kadar saniye bir daireyi çiziyor. Hepsini. 60 saniye bir dakika ediyor. Aynı onun gibi. Yani bu salise olsa, rabi'a olsa, hamise olsa, sadise olsa, sabi'a olsa, samine olsa, tasi'a olsa, aşire olsa hızını göremeyiz. Aşirenin hızını göremeyiz. O saatin aşiresi olsa, saniyesi olduğu gibi o ibrenin, o yelkovanın hızını göremeyiz. Uçar gibi yani, aynı. İşte ruhun da hızı öyle. Ruh bütün kainatı, bütün alemleri sonsuz bir hızla geziyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri hayat-ı kalbiye ve hayat-ı ruhiye demesinin sebebi bu. Çünkü o aleti eğer biz ruh aletini doğru kullanırsak, doğru şekilde o alemlerde gezebilirsek, mele-i âlâya gidebilirsek, namazımızda arşa gidebilirsek, miraç edebilirsek, bakın namaz miraçtır, müminin miracıdır. Nasıl Resulullah Hazretleri miraca gitti, huzur-u ilahiyle Allah'ın önünde durdu. Aynı şekilde biz namazımızda ruh vasıtasıyla miraç edebiliriz. Oruç edebiliriz. Huzur-u Rabbaniye'ye çıkabiliriz. Çünkü Üstad Hazretleri de diyor, Peygamber Efendimiz gitti, geldi ama yolu açık bıraktı. Yolu kilitlemedi. Yani size yol açıktır, her zaman gidebilirsiniz manasında. Ruhunuzla, kalbinizle o alemlere gidin. Bu manada hayat-ı kalbiye çok önemli. Kalp de aynı bile, kalp de bütün mana alemleriyle, gayb alemleriyle, rahmet alemleriyle bağlıdır. İlim alemleriyle bağlıdır. O manada kalp de çok şeydir. Ama ruh daha ileri. Burada Üstad Hazretleri onun için ruhu daha sonra şeye öne alıyor diyor. Ne diyor? Kalp ve ruh. Ruh daha ileri. İşte yani önce kalp, nefis, bak cisim başta. Biraz daha ilerisi nefistir. Biraz daha ilerisi kalptir. Biraz daha ilerisi ruhtur. Ruh en son hıza sahiptir. Daireleri öyle mütefavittir. Mesela cismin bakası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli ma'dum. Yani cisme göre bir saat sonra meçhuldür. Bir saat sonra ne olacak? Başıma ne gelecek? Ben nerede olacağım? Belli değil. Ama ruh öyle değil. Ruh bir anda tayaran ediyor, uçuyor, o alemlere gidebiliyor. Diyor cismin mazisi, müstakbeli diyor, ma'dun ve meyyit, ölü yani. Bulunduğu halde kalbin hazır günden çok gün evvel, çok gün sonra zamana kadar daire-i vücudu ve hayatı geniştir. İşte bundan 20 sene önce annemizle, babamızla ne günler yaşadık, ne hatıralar yaşadık. Bir anda gözümüz dolabiliyor, ağlayabiliyoruz. Veya hacca gittik, öyle tavaf ettik, öyle yaptık, böyle yaptık. Bir anda kalp o güne gidebiliyor. Çok gün evvele gidebiliyor. Hatta seneler öncesine gidebiliyor. Seneler sonrasına da gidebiliyor. Cennete gidebiliyor. İşte diyelim o alemlere gidebiliyor, geziyor. Ruhun hazır günden seneler evvel. Bak şey için dedi, kalp için günler evvel dedi. Ama şey için diyor, ruh için seneler evvel. Seneler evvel ve seneler sonraki bir daire-i azime, daire-i hayatına ve vücuduna dahildir. Ruh öyledir. Ruh aletini mümin kullanması lazım. Marifet-i ilahiye ile, esma-i ilahiye ile, o marifetin verdiği ilimle, hikmetle ruhu kullanarak o alemleri gezebiliriz. Ruh çok önemli bir cihazdır. Hatta ruh bütün cihazlara da hakim bir cihazdır. Yani diyelim bütün vücuda sahip bir cihazdır. Yani cismin bütün idaresi ruhun elindedir. Bediüzzaman Hazretleri yine 30. sözde şöyle diyor. Hem madem ruh cisme hakim olduğu gibi camit maddeler de dahi kaderin yazdığı avamir-i tekviniye o maddelere hakimdir. Avamir-i tekviniye nasıl maddelere hakimse ruh da diyor cesede hakimdir. Yani karar mekanizması, yani diyelim ruh
akılla irtibat kuruyor. Aklı kullanıyor. Nede kullanıyor? Marifet-i ilahiyede kullanıyor. Gayb alemlerini anlamada kullanıyor. O mesela gözü kullanabiliyor bu. Kulağı kullanıyor. Kalbi kullanıyor. Onların vasıtasıyla, onların kanadıyla mana alemlerine gidip o mana alemlerinin çiçeklerinden, güllerinden marifet balı yapabiliyor. Allah'ı tanıma balı yapabiliyor. Nasıl bir bal arısı baharda çiçekleri gezip bal yapıyorsa, ruh da aynı şekilde bal yapabiliyor. Ve o alemleri gezerek. Çünkü aynı şekilde Peygamber Efendimiz de o alemleri gezdi. Hakiki manada gezdi. Üstad Hazretleri bunu Şeyh Risalesi'nde açık açık söyler. Yani Miraç Risalesi'nde açık açık bunu söyler. Orada mesela şöyle bir okuyalım oradan. Madem diyor Üstad Hazretleri, ruh cisme hakim olduğu gibi camit maddeler de dahi kaderin yazdığı avamir-i tekviniye o maddelere hakimdir. Biraz önce bunu okumuştuk. Şimdi ondan sonra 31. sözüm, işte Miraç Risalesi dediğimiz 750. sayfada. Burada da Üstad Hazretleri diyor, Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam maratibi kemalette seyr ve sülükünden ibarettir. Miraç, Peygamber Efendimizin o maratibi kemalette seyr ve sülükünden ibarettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın tertibi mehlukattaki tecelli ettirdiği ayrı ayrı isim ve envanlarla ve saltanat-ı rububiyetinde teşkil ettiği devair-i tedbire ve icatta ve idarelerde birer arş-ı rububiyet ve birer merkezi tasarrufa medar olan bir sema tabakasında gösterdiği asar-ı rububiyeti birer birer o abd-i mahsusa göstermekle. Yani Peygamber Efendimiz'e gösterdi. Nerede, ne zaman gösterdi? Miraç'ta gösterdi. Zaten Necm Suresi'nde geçer. Diyor, لَقَدْ رَعَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى Allah-u Teala'nın büyük ayetlerinden, delillerinden şey alemleri, tecellileri seyretti Resulullah Hazretleri. İşte biz de ruhumuzla o alemlere gidebiliyoruz. Zaten Peygamber Efendimiz de bizim namımıza o alemleri gezmiş, o alemlerin marifet anahtarını bize getirmiştir. Bunu Üstad Hazretleri yer yer Risale-i Nur'larda bildirir, açıklar. Burada da açıklıyor zaten. Hem o abdi hem bütün kemalat-ı insaniyeyi cami. Yani bizim namımıza, bütün kemalete cami, insani, bütün kemaletlere cami, hem bütün tecelliyat-ı ilahiyeye mazhar, bütün tecelliyata mazhar, hem bütün tabakat-ı kainata nazır, bütün tabakat-ı kainata nazırdır, görüyor, onları seyrediyor. Ve saltanat-ı rububiyetin dallalı, hem nazırı hem dallalı, ve mırciyat-ı ilahiyenin mübelliği, Allah-u Teala'nın rızasının mübelliğidir. Ve tılsım-ı kainatın keşşafı. Keşfediyor. Keşfediyor, bize veriyor anahtarı. Şimdi benden sonra siz ruh vasıtasıyla, kalp vasıtasıyla bu alemlere bakın, bu alemleri seyredin. Keşşafı yapmak için, yani Peygamber Efendimiz'i, Allah-u Teala bu alemlerin keşşafı yapmak için Burak'a bindirip, Berk gibi semavati seyrettirip, kat'i meratib ettirerek kamervari, menzilden menzile, yani ay gibi menzilden menzile, daireden daireye rububiyet-i ilahiyi temaşa ettirip, Allah-u Teala'nın rububiyetini temaşa ettirdi. İşte Üstad Hazretleri bunu da biraz önce açıklamış, yani yine Miraç Risalesi'nde, işte daire-i saltanatının askeriye bölümü, işte mülkiye bölümü, işte diyelim bölüm bölümdür. Hepsini Resulullah Hazretlerine bölüm bölüm gezdirmiştir.
göstermiştir, temaşa ettirmiştir. Hatta cenneti bile gözüyle görmüş. Rububiyet-i ilahiyeyi temaşa ettirip o dairelerin semavetinde makamları bulunan ve ihvanı olan enbiyayı birer birer göstererek her bir semada da bir peygamberle görüşmüş. Onlarla tanışmış. Ta Kab-ı Kavseyn makamına çıkarmış. Ahadiyet ile kemaline ve rüyetine mazhar kılmıştır. Şu yüksek hakikate diyor Üstad Hazretleri işte iki temsil ile bakılır diyor. Biz ona girmeyelim. Bu manada Üstad Hazretleri bize Peygamber Efendimizin de o alemleri işte hakiki manada gezmiş ve görmüş. Biz de o alemleri kalbimizle, ruhumuzla gezmek istiyoruz ve görmek istiyoruz. İşte Üstad Hazretleri Risale-i Nur'larda bu kapıları bize o manada açıyor. Açıyor ki ta ki görelim o alemleri. O alemleri görelim. O alemlerden ruhumuzla, kalbimizle şey toplayalım. Çünkü ruh öyle bir alet ki çok yani anahtarlara sahip bir alettir. Üstad Hazretleri mesela yine 9. sözde gösteriyor, bildiriyor. Diyor ki mesela ruh sabah vaktinde fecir namazıyla diyor hangi alemlere girer? İşte fecir vakti insanın doğumunun ilk gününe benzer. Kainatın işte doğumuna benzer. İlk yaratılışının ilk gününe benzer diyor. Mesela işte akşam vakti diyelim kabir hayatına benzer. İkindi vakti uful zamanı işte o zamanda la uhibbul afilin yani Allah'tan başka bütün batanları, bütün grup edenleri ben sevmem manasında ruh o vaktin vasıtasıyla, o tecelli vaktinin vasıtasıyla o alemlere intikal edebiliyor. İşte kainatın yaratılışının ilk gününe, insanın doğumunun ilk gününe mesela diyelim cennetin sabahına yine benzetebiliriz. Bunun gibi o vakitlerin vasıtasıyla işte diyelim öğlen vakti gençlik zamanına benzer diyor. O alemlere intikal edebiliyoruz. Ruh irtibat kuruyor. Ruh hemen o alemlere götürebiliyor bizi. Elimizden tutup akıl vasıtasıyla, kalp vasıtasıyla o cihazları, insani cihazları kullanarak muhabbeti, işte diyelim o aşkı, şevki, hani Risale-i Nur'un da bir şeyi şevktir. Allah-u Teala karşı olan istek, şevk. O diyelim onları kullanarak o alemlere bizi götürebiliyor, seyrettirebiliyor yani. Zaten 9. sözde de şöyle bir şey var. Onu bir okuyalım. İkinci namazından. O da çok hoş bir yer. Mesela Üstad Hazretleri asır vaktinde diyor, ikindi vaktinde ki o vakit hem güz mevsimi hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini ve ahir zaman mevsimi elimanesini andırır ve hatırlatır. Hem yevmi işlerin yani günlük işlerin neticelenmesini zamanı hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi ni'am-i ilahiyenin bir yekûn-i azimi teşkil ettiği zamanı hem o koca güneşin ufule meyil etmesi işaretiyle insan bir misafir memur ve her şeyi geçici bir karar olduğu ilan etmek zamanıdır. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ihsana karşı perestiş eden ve firaktan müteellim olan ruhi insan. Bakın ruhi insan. Ruhi insan ne istiyor? Ebediyet istiyor. Firaktan çok elem çekiyor. İhsan-ı ilahiyeye perestiş ediyor. Ve firaktan müteellim oluyor. Öyle bir ruha sahip olan insan kalkıp abdest alıp şu asır vaktinde ikindi namazını kılmak için kadim, baki ve kayyum-ı sermedinin dergah-ı samadanisine arz-ı münacat ederek zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edin. İşte bunu neyle yapıyor? Ruhla yapıyor. Hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek izzet-i rububiyetine karşı zelilane rücu'a gidip
sermediyeti uluhiyetine karşı mahviyetkârâne secde ederek hakiki bir teselli kalp, bir rahat-ı ruh bulup, bak rahat-ı ruh bulup, huzur-ı kibriyasında kemerbeste-i ubudiyet olmak demek olan asr namazını kılmak. İşte ikindi namazı vasıtasıyla o vakitte o zamanın tecelliyatına mazhar olarak, o zamanın sırlarına mazhar olarak ki Allah-u Teala beş vakit namaz vakit olarak bize farz kılmış. İşte o vakit özel tecelliyata sahiptir. Sabah namazı gibi, öğlen namazı gibi, ikindi, akşam, yatsı namazları gibi. O vakitler özel tecelliyata mazhardır. O vakitler taviz edilmez vakitlerdir. Rahmet-i ilahiyeye mazhar olduğu için o vakitlerde ruh açılıyor. Kalp açılıyor. O alemlere girebiliyor. Bu çok enteresan, çok güzel bir noktaya Üstad Hazretleri bize bunu kazandırmış, söylüyor. İşte Ayet-ül Kübra Risalesi de zaten bunlardan birisi. Ayet-ül Kübra Risalesi'nde insan mesela diyelim o vakitte alemlere girerek işte diyelim sema alemidir, cevvi semadır, işte yağmurdur, buluttur, işte ondan sonra yeryüzüne geliyor çimenler, çaylar, sular, nehirler, ta şeyler, baharlar, çiçekler, ta işte o alemlerden, melek aleminden başlayarak insan alemine kadar geliyor. İnsan aleminde işte alimlerle görüşüyor, evliyalarla görüşüyor, asfiyalarla görüşüyor o şeyh seyyah. Ta Peygamber Efendimiz'in huzuruna geliyor. Huzur-u Risalet'te o bu delilleri toplayarak Allah'a imanı elde ediyor. Çok önemli, çok önemli bir şey. Bu alemlerin anahtarı ruhla açılıyor. Melek alemine insan yoksa nasıl gidebilir? İşte diyelim o cevvi semanın alemlerini ruh olmadan nasıl gezebilir? Kalp olmadan nasıl gezebilir? O manaları nasıl toplayabilir? Hiçbir şekilde toplayamaz. İşte o ruh atına binerek, ruh bineğine binerek o ancak öyle olur. Yoksa akıl bir yere kadar, ondan sonra duruyor. İnsanda en parlak alet akıldır yani zahir manada. Ama o da bir yere kadar, ondan sonra duruyor. O ilerleyemiyor. İşte o aklı ruh kullanıyor. Kalbi ruh kullanıyor. O alemlere geliyor. Sonra ruhun ölümü yok. Evet, ruh mahluktur. Yaratılmıştır. Başlangıcı vardır. Ama sonu yoktur. Ezeli değil ama ebedidir. Ezeli değil. Ezelden beri ruh yok. Ruh aleminden gelmedi. Biz ruh aleminde idik. Allah Teala o alemden bizi bu aleme getirdi. Ruh ezeli değil. Üstad Hazretleri bunu Sözler eserinde sanıyorum 30. veya 31. sözde bunu şey eder. Yani ruh ezeliyetinin olmadığına dair izahat yapar. Ve bu ruh ezelidir fikrinin sapık bir fikir olduğunu bildirir. Ruh ezeli değil ama ruh ebedidir. Ebediyen ruh kalacaktır. Ehli cennetin ruhu da, ehli cehennemin ruhu da ebediyen kalacaktır. Zaten ruh da o alemden geliyor, ruh aleminden geliyor. Ruh alemi nedir? İşte bakıyorsun çamura girdiği zaman o ruh, bakın güzel bir et oluyor, güzel bir göz oluyor, güzel bir kulak oluyor, güzel bir baş oluyor, akıl oluyor, beyin oluyor. O ruh öyle bir alemden geliyor, o alemin güzelliğini gösteriyor bu şeyler, bu güzellikler. Ne zaman ki ruh cesetten çıkarsa, vücudumuzdan çıkarsa tekrar çamura dönüyoruz, tekrar toprağa dönüyoruz. O latafeti, o güzelliği kaybediyor. Ama ruh o alemden geliyor, temiz bir alemden geliyor. Çünkü ruh alemi düzenli bir alemdir. Nereye geliyor? Düzenli bir alem olan dünyaya geliyor. Dünyada çamurla buluşuyor. İkisi birbirine ters şeyler. Ruh şeffaf, nurani. Çamur ise koyu, katı, işte diyelim kesif. İkisi birbiriyle alaka kurup zahir manada kurulması çok zor. Ama insan yaratılıyor. 60-70 sene yaşadıktan sonra tekrar o ruh o vücuttan çıktığı zaman insan ölmüş oluyor. O latafeti, o güzelliği de kaybetmiş oluyor.
bu ruhun aleminin güzel olduğunu gösteriyor. Nereden gelmiş? Güzel bir alemden gelmiş. Düzenli bir alemden gelmiş. Yeryüzüne gelmiş o ruh. Çamurla buluşmuş, bizler olmuşuz. Tekrar işte ahirette buluşacak. Çünkü ruhun sınırı yok. Ruhu kayıt altına alamayız. Bunu Üstad Hazretleri çok yerlerde, Risale-i Nur'larda sabittir. Ben hepsini tespit ettim. Ruh sabittir diyor. Yani vücudun sabit nizamını teşkil eder. La yemuttur diyor. Şey değil, ölmez diyor ruh diyor. Bunu yine lahikalarda Sa'di Taftazani'nin şeyi olarak açıklar. Ben ona girmeyeyim. Orada çok daha ilerisine gider yani. Ruhla Allah'ın arasında olan nisbet yoktur der mesela diyelim. Leyse beynehe ve beynallahi nisbe. Onları açıklar. Ruh çok önemli. Hatta Resulullah Hazretleri yani sahabilere işte Kur'an-ı Kerim'de Cebrail Hazretleri o alemin en büyük şeylerinden birisi onu mesela bir adı da Kur'an-ı Kerim'de ruh olarak geçer. Nasıl bir varlık? Nasıl bir ihtişam? 600 bin kanadı var. İşte o aleminden geliyor. O gayb aleminden geliyor. O ruh alemlerinden geliyor. Çünkü melekeler de bir manada ruhtan yaratılmış yani. Onlar ruh sahibidirler. Yani. Onlara biz iman ediyoruz. Onlara şey ediyoruz. Hatta Kadir Suresi'nde geçer. Tenezzelül melaiketi ve ruhu fiha. Ruh burada Cebrail olarak zikredilir. Yani ruh alemi çok parlak bir alem. Biz o ruhaniyet alemine de inanıyoruz. Ruh alemine de inanıyoruz. Cebrail Hazretlerine de inanıyoruz. Ki o ruhun başını o teşkil etmektedir. Bu manada Üstad Hazretleri 10. sözde bir çok güzel bir yere değinir. Onu isterseniz okuyalım. Evet, diyor Üstad Hazretleri, nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hulasadır. Ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hulasasıdır. Ve akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hulasasıdır. Ve ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri. Ve ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri. Yani hayatın cevheri, halis olan cevheri nedir? Ruhtur. Ve sabit, bakın sabittir. Ve müstakil, müstakili zatidir. Yani müstakildir. Yani ruh cesetsiz yaşayabiliyor. Ceset ruhsuz yaşayamıyor. Evet, öyle de maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye. Peygamber Efendimiz'in de maddi ve manevi hayatı aleyhissalatü vesselam dahi hayattan ve ruhu kainattan süzülmüş. Peygamber Efendimiz'in hayatı da işte diyor hayatından ve ruhu kainattan süzülmüş. Ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam dahi hayattan ve ruhu kainattan süzülmüş hulasatul hulasasıdır. Özetinin özetidir. Ve Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam dahi kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş. Peygamber Efendimiz'in getirdiği risalet de kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hulasasıdır. Belki maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye, Peygamber Efendimiz'in maddi ve manevi hayatı asarının şehadetiyle, eserlerinin şehadetiyle hayat-ı kainatın hayatıdır. Ve Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam şuur-u kainatın şuurudur ve nurudur. İşte bakın Peygamber Efendimiz mesela hadisinde buyuruyor. Allah kainatı yaratmadan önce benim nurumu yarattı. Çünkü Peygamber Efendimiz'in nuru kainatın şuurudur. Gerçekliği Risalet kainatın hayatıdır. Risalet-i Muhammediye şuur-u kainatın şuurudur. Ve nurudur. Bakın burada da işaret ediyor nurudur. Önce kainatın nuru yaratılıyor. Resulullah Hazretleri'nin nuru yaratılıyor. Sonra kainat yaratılıyor. Bu mana işte. Yoksa biz bildiğimiz gibi değil yani öyle zahir manada anladığımız gibi değil. Çünkü hayat-ı Muhammediye olmasaydı, Risalet-i Muhammediye olmasaydı kainat yaratılmaz. Levlâke levlâk nemâ halaktul eflâk. Sen olmasaydın Habibim kainatı, felekleri
işte diyelim ben yaratmazdım diyor. Ve vahiy Kur'an dahi hayattar hakaiki şehadetiyle hayat-ı kainatın ruhudur. Bakın, bakın çok enteresan. Ve diyor ve vahiy Kur'an dahi hayattar hakaikin şehadetiyle hayattar hakaikin şehadetiyle hayat-ı kainatın ruhudur ve şuur-ı kainatın aklıdır. Müthiş bir yer burası. Evet, evet, evet. Eğer kainattan Risalet-i Muhammediye'nin nuru çıksa, gitse kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse kainat divane olacak. Ve küre-i arza arz kafasını, aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyaraya çarpacak, bir kıyameti koparacak. Yani çok enteresan bir yer burası. Yani Peygamber Efendimiz'in getirdiği Kur'an, Resulullah Hazretleri maddi ve manevi olarak, burasında söyledi, hem maddi hem manevi olarak kainatın hayatıdır, ruhudur, onun nurudur manasında açıklıyor Üstad Hazretleri. Bu mana yani, ruhun bu manası. Yoksa ruhu biz anlamasak, kainatın ruhu nedir? Resulullah Hazretleri neyin ruhudur? Neyin nurudur? İşte diyelim, kainette mesela diyelim, Risalet-i Muhammediye olsa da olur, olmasa da olur bir şey mi? Hayır, öyle değil. Olmazsa olmaz bir yoldur Risalet-i Muhammediye. Bu manayı Üstad Hazretleri bize Risale-i Nur'larda çok yerlerde açıklıyor ve izah ediyor. Bu izahata hakikaten biz çok muhtacız yani. Çünkü bu izahatla biz ruhu kullanabiliriz. Ruh vücudun aslanıdır. Ama maalesef bu zamanda ruh anlaşılmadığı için, kalp anlaşılmadığı için kalp nedir diyoruz ya? Ruh nedir diyoruz ya? Ruhu ben nasıl anlarım? Ruhu nasıl kullanırım? İşte Risale-i Nur'larda bunların kullanmasını, bunların istihdamını, bunların üstüne nasıl binebiliriz, nasıl bu aslanı yola getirebiliriz, bu aslanla nasıl kainatı gezebiliriz, nasıl bu kuşla tayran edebiliriz, bu bal arasıyla kainattan marifet-i ilahiye toplayabiliriz diye Risale-i Nur'un yer yer içinde açıklanmaktadır bunlar. Zaten çok hadislerde de ben topladım, şey ettim. Kainatta yani müminin ruhu çok hıffete sahiptir. Zaten cennet de göklerde olduğu için hadiste de geçiyor Buhari'de. Yani cennet semanın 7. tabakasındadır diyor. İşte ruh, müminin ruhu oraya çıkar. Üstad Hazretleri de açıklıyor mektubatta. Şeyin de cehennem nerededir? Cehennem diyor yerin altındadır. O mahşerin yeri veya yerin kalbi olarak, siccin olarak. Orasında da Üstad Hazretleri açıklarken yani kafirlerin ruhu oraya atılır diyor. Yani o ağır ruhlar, sakil ruhlar, toprağa esir olan, şehvete esir olan, manasında şeytana esir olan ruhların yeri alçaktadır. Maaliye sahip olan, yüce huylara, yüce ahlaklara, marifet-i ilahiyeye sahip olan ruhlar ise semaya doğru gider. Zaten Bukhari'de geçen hadiste de İbn-i Abbas Hazretleri şey ediyor. Diyor işte o şeyde ruh semaya çıkar. Yani o sema kapıları açılır mümin için. Ama şey için, kafir için açılmaz. Ebu Hureyre Hazretlerine şu anda hadis elimde diyor sema kapıları açılır. O ruh ta 7. kata kadar çıkar. 7. katta ebrarla buluşur. Elliyin makamında. İnne kitabel ebrar ile fi elliyin. Yani müminlerin kitabı bu yüce makamlardadır. O makamlara kadar çıkar. Bu hadis de buna benzer bir hadis de Barra bin Azib Hazretlerinden mervidir. Orada da müminin ruhunun yüceliğini, yukarıya çıktığını, kafirin ruhunun da aşağıya indiğini açıklar. Hatta şey ayetini de getirir. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. Yani göklerden aşağıya doğru atılır kafirin ruhu. Yani senin yerin burası değil, yere in. Siccine gir, yerin merkezine git. Üstad Hazretleri'nin açıkladığı gibi. Burada müminlerin ebrarın makamıdır. O manada ruh terbiye edilen bir ruh, parlaklığa sahip olan bir ruh, imana sahip olan bir ruh, işte o ruh yüceliyor. Üstad Hazretleri bir yerde de zaten açıklıyor.
diyor işte şehvetler, bu affedersiniz çıplak suretler, fotoğraflar ruhun sukutuna, düşmesine, alçalmasına sebeptir diyor. İşte marifet-i ilahiye ise ruhun yücelmesine sahiptir. İnsanı yüceltir, mümini yüceltir, o alemlere götürür. Bu manada yani biraz da olsa ruha değindik. İnşallah başka zamanda başka yönlerine değiniriz. Çünkü Risale-i Nur'larda ruhun tarifi var. Ruh nedir? Nasıl tabaka tabaka glafı var? Ruhun şeyi var yani. Bunu da Üstad Hazretleri 29. sözde detaylı şekilde açıklar. Biz ona girmedik. Orada yani nasıl ruh nedir? Ruhun şeyi nedir? Onu mahiyeti nedir? Onu Üstad Hazretleri açıklıyor. Bileyenler oradan okuyabilir. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha.